Kayıt. Evet değerli izleyenler, Saymalı Taş denen yere arkadaşlarımızla beraber intikal ettik. Karlı dağların arasında güzel, dünyanın en güzel çiçeklerinin olduğu yerde. Yüz binlerce taşın üzerinde. Daha çok geyik türleri, insan, at arabası, kurt yılan gibi. Kimler tarafından ve ne zaman kazıldığı belli olmayan yüz binlerce taş var. Mümkün olduğunca bu taşların resimlerini almaya çalışıyoruz. Daha önce Türkiye'den Servet Somuncuoğlu ve arkadaşlarıyla beraber buraya gelmişti. Onu da rahmetle yad ediyoruz burada bizden önce gelip bir yol açtığı için. Biz Manas Üniversitesi'nin 5 temsilcisi olarak 4 Türkiye'den arkadaşımız. Bir bizim Ulan Bek, o da Türkiye'den sayılır. Bu geziye iyi ki çıktık. 2 günlük çok yorucu seyahatten sonra nihayet hedeflediğimiz noktadayız. Dönüş yolu da birazcık yorucu olsa da herhalde değecek. Değil mi Fatih? Değecek hocam. Ne diyorsun? Hocam öncelik ettiğiniz için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Zira siz olmasanız muhtemelen bu geziyi yapamayacaktık. Biraz önce bizi getiren mehmanların söylediğine göre 4 yıl önce gelen Türk ekipten sonra ikinci biziz. O 4 yıl önce gelen ekip de muhtemelen rahmetli Servet hocalardı. Hani kesin olmamakla beraber Servet hocalardan sonra gelen ikinci ekip olmanın gururunu da ayrıca yaşıyoruz. Biz tekrar tekrar teşekkür ediyoruz bu organizasyon dolayısıyla size. Ulan Bek. Büyülü bir ortam. Mitik döneme, adeta mitik bir döneme seyahat gibi oldu benim. Mistik. Mitik, pardon. Daha sonra başlıyorum. Mitik dönemden parçalar, eserler, kompozisyonlu, hikayeli gördüğünüz gibi tablolar, resimler, ileride daha neler çıkacak bakalım. Çok ilginç şeyler bekliyor gibi. Biz daha başlangıçtayız. Yüz binlercesini göremeyeceğiz, bakamayacağız ama elimizden geldiği kadar yapalım çekimlerimizi. Sabri Doğan arkadaşımız. Fikrinizi alalım. Sabri buraya sigarayı çok içtiği için buraya çıkamayacak diye düşünüyordum. Fakat ama tazı gibi maşallah. En iyiydi Sabri çıktı işlerinde. Ne dersin Sabri? Doğru. Kendime ben de şaşırdım biraz açıkçası. Yani daha doğrusu arkadaşların geride kalacağını pek zannetmiyordum ama. Öyle değil yani. Buranın iklimi hakkında ne düşünüyorsun? İklimi açıkçası merak ediyordum. Yani sadece resimlerden görmüştük şimdiye kadar buraları. Size kadar aklımızda fikrimizde yoktu buraya gelmek. Fatih'in de söylediği gibi. Siz vesile oldunuz. Eyvallah. Sağ olun, eksik olmayın. Yorucuydu ama dediğiniz gibi değecek diye düşünüyorum ben de. Semih, bir düğmeye falan basmak gerekiyor basma, mu? Basma, biz de seni alalım abi. Yani nasıl durduracağını bilmiyorum. Durdurma ki. Semih Baba Türk kameramanımız olduğu için şimdi kameraman ben oldum. Bu da Saymalı Taş'ımızın yanında. Semih, senin duyguların nedir? Yaklaşık 4000 metre tırmandık. Atlarla, eşeklerle, arabayla, yürüyerek. Burada olmak güzel bir duygu. Yani o yorgunluğa değdiğini düşünüyorum. Dün sabahından beri yoldayız. Evet, dün 2 günlük bir yolculuk. Yani bize nasip oldu. Allah dileyen herkese nasip etsin diyelim ha. Birçok kişiyi kıskandıracağımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Hadi bakayım. Madem beni övdünüz, ben de size teşekkür ediyorum bana yoldaşlık ettiğiniz için. İnşallah daha güzel şeyler göreceğiz. İnşallah. Kırmızıya basarsan kapanır herhalde.